Deniz merhaba. Merhaba. Şişli'mizden, Harbiye'mizden, benim bir aylık daimi ikametimden yine bir kez daha Londra'ya bağlandık. Deniz Akçay Katıksız'la beraberiz. Kendisi hem aşığı olduğumuz Köksüz filminin yönetmeni hem de işte çok sevdiğimiz bir sürü diziyle beraber en son İstanbullu Gelini de senaryo yazarı, yıllardır televizyon ve sinema sektöründe senaryo yazarlığı yapan şahane bir insan. Şu anda da zaten karantina sürecinde gördüğümüz en değerli toplu simayla karşımızda. Yani sanki Londra'dan değil, Mars kolonisinden bize bağlanmış gibi. Bizi işte orada... Söylemem lazım. Evet. İlk defa bir aydan fazla oldu işte. İlk defa böyle azıcık saçımı başımı düzelteyim bari dedim ve bir insan formuna sahip olduğumu sayenizde hatırladım yani. Teşekkür ederim. Peki kaç gündür sizde bu yani evde kalma süreci devam ediyor? İşte bir ay oldu bizim yaklaşık. İngiltere'de Londra'dasınız ve şey orada yani sürece dair böyle gözlemlediğin ilginç neler oldu? Yani bütün bu şey boyunca yani insanlar soğukkanlı mıydı? Hemen her şeye uyuldu mu? Böyle bir süre bile olsa bir kaotik bir durum oldu mu? Ya ilk 2-3 gün zaten işte haberlere de yansıdı. Böyle bir market çılgınlığı falan oldu. Yağmalama gibi. Yani yağmalama değil ama hani marketlere hücum, bir panik alışverişi oldu. Tuhaf şekilde burada ilk fark ettiğimiz işte hani tuvalet kağıtları bitti. Onu hiç anlayamadık yani. Ben hala daha anlamıyorum. Mesela Türkiye'de işte ekmek bitti. Burada ekmeğin lafı bile geçmedi yani. Tuvalet kağıdı bitti. Ben niye ilk tuvalet kağıdı bitti? Hala bir fikrim yok. Sonrasında çok çabuk sistem oturdu. Ve yani raflar çok çabuk düzenlendi marketlerde de. İşte sosyal mesafeye herkes çok çabuk uydu ve bir daha hiç saygısız bir durum hiç olmadı. Hala da olmuyor. Hani bir gerilim, bir stres ya da başkasının yaşam hakkına saldırı ya da her neyse özensizlik hiç yok. Aksine benim yine tabii zaten hayatta inşallah ki sadece bir kere tanık olabileceğimiz bir felakettir. Hani bir sürü yeni bir şey deneyimlemiş olduk. Onlardan bir tanesi de birkaç ayrı komşu gelip özellikle burada beni sorguladılar. Yani şeyden, iyi misin? Senin eşin İstanbul'da çalışıyordu. Yan yana değildiniz, yalnız mısın? Bir ihtiyacın var mı? Alışveriş ne yapmamızı ister misin? Kızın vardı gibi gibi. Türlü İngiliz komşular gelip bütün telefon numaralarını ve irtibat bilgilerini verdiler. Ve burada gönüllü insanlar da kapıdan, işte hani mektup yerinden diyeyim, girişinden mutlaka kendi irtibat bilgilerini hep atıyorlar. İşte adım şu numarada oturuyorum, telefon numaram bu, senin için şunları yapabilirim. İşte mesela postaneye gidebilirim, alışverişini yapabilirim. Sohbet etmek istiyorsan telefonda konuşabiliriz yalnızsan diye. O da işin açığı insana kendini tabii çok iyi hissettiriyor. Bu tuvalet kağıdı mevzuyla ilgili Taika Waititi, bu Jojo Rabbit en son çeken, şöyle bir tweet atmıştı, çok komikti gerçekten. Yani o şey diye yazmıştı. Yani arkadaşlar acaba korona için değil de işte kıçınızı falan mı test etseniz, niye bu kadar kağıt satın alıyorsunuz? Bence yani grip ya da korona için değil, bunun için test ettirin kendinizi falan yazmıştı. Hakikaten öyle bir durum yani. Binlerce tuvalet kağıdına ihtiyacı olmadığını insanların bu şekilde öğrenmesi. Ya bir de sahiden ilk ona saldırılması da hani belki ya hiç ne düşüneceğimi bilmiyorum. Yani burada tahallet musluğu yoktur tuvaletlerde. Ondan mı acaba diyorum. Yani öyle bir şeye ihtiyaç var. Gibi. Peki evde zamanı nasıl geçiyor? Bir yandan işte şey gibi bir durum oldu. Gerçekten böyle her yerden bir öneriye boğulduk. Ve işte bir sürü sanat kurumu içeriğini işte online olarak bedava açtı. Fakat bir yandan sonra bu şey gibi bir baskı da oluşturdu gibi oldu. Yani sanki hep evdeyken biz sanat tüketmeli, spor yapmalı ya da bir şey üretiyor olmalıyım gibi bir baskı da sanki doğurdu. Sende nasıl bir yansıması oldu? Neler, nasıl geçiyor bu süreç? Ben aslında sarkaç gibiyim. Şunun kabulündeyim. Zaten
hani evde oluşumuz normal şartlar altında bir evde oluş, tercihli bir evde oluş değil. Dolayısıyla evdeyim ve mutlaka işte şunu bunu yapmalıyım, kendimi geliştirmeliyim, hiç girmiyorum. Ve fakat çünkü çok derin bir kaygı, derin temel bir kaygımız var. Bir, yani güvenlik kaygımız var, sağlığımızla ilgili, yakınlarımızın sağlığı ile ilgili, ekonomik kaygılarımız var. Yani bütün bu kaygılar varken evde oluşunun rahatlatıcı bir yanı aslında pek yok. Yani ona böyle boş zaman değerlendirmesi gibi bakamayız. Benim kişisel olarak şöyle bir sarkacım var. Bazı sabahlar kalkıyorum, sokağa kendimi atıp 1,5 saat koşuyorum, hala yasak değil. Bütün günü full sağlıklı yemekler ve işte kızımla da ilgilendim, onu da yaptım falan gibi hallediyorum. Bazı günlerde yataktan kalkamıyorum. Kalktığım zaman böyle ayaklarımı sürüklüyorum ve çuval gibi kanepede yatıyorum. Yani bana da bu çok sağlıklı geliyor. Yani hani bazı günler evet bir şekilde hayata devam etme gücü buluyorsun. İşte bazı günler onu hiç bulamıyorsun ve aramaya çalışmıyorum o zamanlarda yani. Evet bugün böyle yani. Bugün berbat bir gün. Çünkü bir sürü de enformasyona maruz kalıyoruz. Bir sürü kayıp var. Hiçbiri kolay değil. Duygusal olarak da kolay değil. Dolayısıyla böyle iki uçta sallanıyorum. Hep ama arkadaşlar arasında hep tabii geyiğini yapıyorum. Mutlaka iki film yazacağım, üç dizi projesi hazırlayacağım, bir kitap bekleyin çıkarıyorum falan diye. Tabii ki öyle bir şey yok yani. Hani 15-20 dakikadan fazla bir şeye konsantre olmak zaten çok mümkün değil. Konsantre olabildiysem de okey tamam hani aferin deyip 15-20 dakikadan fazla uzatmayıp sonra yeni bir tur için cesaret toplamaya çalışıyorum. Sahiden bütün prodüksiyonların durduğu, yani ne zaman da başlayacağının belli olmadığı bir süreç de yaşıyor bir yandan. İşte hem sinema sektörü, dizi sektörü, hepimiz. Bununla ilgili nasıl bir histesin? Bir projenin ortasındaydın ve o durdu gibi bir hal var mı? Yani devam edebiliyorsanız nasıl ediyorsunuz projeye? Bunlardan bahsedebilir misin? Ya bir projenin ortasındaydım ve evet o durmadı ama sekteye tabii ki uğradı. Belli bir belirsizlikle beklemeye alındı ama çok ufak gelişmeler olmaya devam etti. Dolayısıyla durmadı diyorum. Tuhaf bir böyle araf bir yerde bekleme gibi oldu. Şimdi kısmen hala devam ediyor, ilerliyor görünüyor. Yani bir taraftan benim için şu duygusu çok uzun zamandır yapmak istedim. Son bir senedir aktif şekilde çalıştım ve çok heyecanlandığım bir iş üzerine çalışıyoruz. Yani o kadar enerjinin yüksekken hani bir anda böyle tamam bakılıma çekmek duygusal olarak da kolay değil. Bir taraftan yine ben bir türlü ikinci filme cesaret edememiştim çok uzun zamandır. Şöyle bir sinemada şeyim, duygum hiç yoktu. Zaten onu her zaman ilk film, yani Köksüz'ün Q&A'larında da hep söyledim. İki sene sonra hani bir film daha çekeceğim hemen gibi bir duygum hiç yoktu. Bir hikaye anlatmak istediğim zaman yine onu anlatmak istiyorum. Ancak o zaman bütün bu eziyetin, çünkü çok eziyetli bir süreç, hani altına girmeyi cesaret ederim diyordum ki öyle bir hikayem var bir iki senedir. Onun ön hazırlıklarını yapmaya başlamıştım ve heyecanlıydım ve güzel geri dönüşleri geliyordu. O da tabii şu an durdu. O burada çekilmesi gereken bir film çünkü. Bir anda o da durdu. Dolayısıyla tabii kendini konumladığın yerde bir anda hani hayattaki rolün de değişiyor. Hepimizin öyle. Ona adapte olmak da zor. Umutsuz değilim ve fakat tabii şunu görüyorum. Yani zaten toplamda dünya ekonomisinde sistem çok büyük ölçüde değişecek ve ne olacağını biz öngöremiyoruz. Ona adapte olmak, uyumlanmak gerekecek. Bir yandan hani bizi tek daha minor ve teknik bir şey söylemek gerekirse tabii bizi daha küçük yapımlara itecek bu. Hani daha küçük, daha kısıtlı bütçelerin içine sokacak belki. Ama bir taraftan da o bana haliyle daha orijinal şeyler ve daha yalın ve daha gerçek hikayeler çıkaracakmış gibi de geliyor. Bir tarafıyla tuhaf bir iyimserliğim var mesela üretmenin kendisiyle ilgili. Bir yandan da gerçekten bir baskın gibi geldiği için her şey, yani hem bağırarak geldi ama çok kısa süre içinde her şey değiştiği için de bir baskın gibi oluştu hakikaten. Böyle hayatımızın ortasına böyle bir şey geldi ve mesela bende de biraz bir süre öyle bir hissi olmuştu. Birkaç kişiyle konuştuğumda da aynı hissi aldım. Bir yandan da şu hisse oldu hakikaten. Yani mesela bir sürü uğraştığımız şeyinde böyle boşa çıktı. Aslında olmasa da olurmuş
yani çok da elzem değilmiş falan dediğimiz de bir süreç oldu ya. Yani o belki herkesin kendi yaptığı işe bakış açısını da değiştirecek gibi. Senin için de öyle bir hissi oldu mu? Mesela bu söz konusu projelerle ilgili de ya aslında bu da o kadar, bu daha farklı da olabilirmiş dediğin bir şey, bir his yarattı mı hiç? Var olan ve üzerine çalıştığım projelerle ilgili olmadı. Bilakis her ikisi için de benim için şöylesi oldu. Bir tanesi işte daha dizi, bir tanesi hazırladığım film. Her ikisi için de duygu tam da aslında bu zaman anlatılması gerekiyor ya geldi. Ama üretim biçimi açısından tabii ki algım çok değişti. Daha geçen gün evde Ahmet'le de konuştuk. Yani az önce söylediğim şey sahiden daha özgün, daha gerçek, daha içten ve daha minimal. Ama daha sarsıcı şeyler üretmeye kafa yormak bana bir tarafıyla heyecan verici geldi. Yani orada dibe batmadım duygu olarak. Yani hani Fleabag atıyorum hani. Evet, yani benim de aklıma ilk gelen örneklerden biri oydu. Yani şu devrin de en son böyle çok patlayan, çok böyle herkesin bayıldığı dizisinin Fleabag olması. Çok minimal bir iş aslında bir yandan. Çok küçük bir prodüksiyonla kotarılmış gibi görünen bir iş. Çok gerçek, çok sarsıcı. Çok gerçek, çok sarsıcı. Ve üstüne bunun olması hakikaten dediğin gibi bu oraya doğru bir yönelmeyi getirebilir. Sen biz çok konuşmamıştık üstüne. Yani aramızda konuştuğumuz diyaloglardan bahsediyorum. Ama yani Fleabag'i nasıl buluyorsun hakikaten? İkinci sezonu henüz izlemedim. Yeni izleyeceğim. Ya ben muazzam buldum ve de çok paralel de buldum duygusunu da. Hikayenin hiçbir yerini değil ve fakat o karakterin duygusunu çok özdeşleştirebilir buldum. Ve dediğim çok yalın ve çok gerçek buldum bir taraftan. Ve o mesela benim hani yabancılaştırma sevmediğim kliklerden bir tanesi işte. Hani dönüp seyirciye de anlatmak derdi vesaire vesaire. Çok 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 hani böyle hastası olmadığım kliklerden bir tanesi. Fleabag de ilk defa doğrudan arkadaş haline getiriyor seni. Yani çok o kadar içten ve o kadar gerçek bir şeyin içine sokuyor ki sana sırrını veriyormuş gibi. Ve o bana çok güçlü geldi. Çok sevdim. Spoiler gibi olmasın, ikinci sezonda bizzat o trikle ilgili böyle inanılmaz zekice ve bir de bir yandan hayvan gibi çok duygusal bir şeyler oluyor. Onun da şeyini sana vermiş olayım, hintini. Tamam. Zaten hevesle bekliyorum, şimdi başlayacağım. Çok seveceksin eminim. Peki hazır işte bu izlediğimiz şeylere gelmişken konu. Evde bir şeyler izleyebiliyor musun bu süreçte? Gerçi dedin ki yani çok bir şeye konsantre olmak zor hakikaten ama en azından bazı zamanlarda da bir şeyler izleniyor diye düşünüyorum. Senin öyle bir imkanın oldu mu? Ya ben işte kafayı toplayabildikçe oldu. Çok geç keşfetmiştim. BoJack Horseman'ı izledim. Daha önce izlememiştim. 7 sezonlu bir arada onu izleyebildim. Bazı bölümlerine sahiden bayıldım. Sahiden bayıldım. Yani ona da mesela çok heyecanlandım. Hani çok benzer bir yerden işliyor o da aslında. Yani Fleabag'le yani bazı hikayeleri ve bazı işte duygu durumlarını çok benzer bir yerden işliyor hakikaten. Evet, bir temel varoluş kaygısını ele aldığı yerde hani çabucak seni dibe de itebilir ama bir taraftan onu çabuk kabullenmeni de sağlıyor. Yani onun ağıtını da yakmıyor bir taraftan. O yüzden de çok sevdim. Çok hevesle, biz Downton Abbey fanatiği olarak hevesle Julian Fellowes'ın yeni hikayesini beklemiştim. Burada Content London'da söyleşisi vardı, ona da gitmiştik. Orada da bahsetmişti English Game'den. En büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi oldu. Üçüncü bölümden sonrası artık ilerleyemedim. Yani o hikayenin atladığı yer, karakterlerin birbiriyle tamamen uyumsuz ve rastlantısal bir araya gelişleri vesaire vesaireden devam edemedim. Marvelous Mrs. Maisel'ı bitirememiştim ikinci sezon. Onu bitirdim. Hiç izleyememiştim. La Casa de Papel'e başladım. İlk sezonunu izledim ve... Geçmiş olsun. Çok şaşırdım yani benim sahiden. Çok şaşırdım. Bilmiyorum hani nasıl sizdeki algısı ama... Peki algısı tabii ki dünyanın ve kainatın gelmiş geçmiş en iyi dizilerinden bir tanesi olduğu yönünde. Ben de bu görüşe tabii ki katılıyorum. Bu görüşe katıldığım bir türlü videolarım yine bu kanalda bulunabilir. Yani şunu hiç anlayamıyorum. Tabii muazzam. IMDb'ye bakıyorsun 8.5.
işte ödülden ödüle koştu falan filan. Yani bir beklentiyle oturuyorsun başına ama aslında çok da hani dev bir beklentiyle yine de oturmadım. Güzel, günün sonunda elif onu güzel işlenmiş bir hikaye izleyeceğiz falan. Hani işte anarşist bir hikaye izleyeceğiz. Şeyi hiç anlayamadım. Yani bütün bir sezonu sıklıkla, mesela benim televizyonda senarist olarak en sevmediğim şey, senin bildiğin şeylerden bir tanesi, hiç kabul edemediğim şey. Çünkü öyle oldu. Fake. Yani bizim fake dediğimiz, yani hani bir şeyi yükseltip, crescendo yükseltip finalinde de meğerse öyle değilmişe dönmek benim en hazmedemediğim şey. Kaldı ki biz korkunç şartlarda çalışıyoruz. Yani haftada 6 günde 110 sayfa yazıyoruz. Yani zaten onun bir tutarlılığının olması bile çok zor. Bunlarla ilgili bir tek şöyle bir durum var. Yani ilk sezonu televizyona yazıyorlar onlar da. Ve ilk sezonun da galiba bazı bölümleri sette yazılıyor falan. Yani orada da benzer, buradaki üretime benzeyen bir durum olmuş. Ki onu hissediyorsun zaten bazı bölümlerde işte. O zaman evet, odur. Çünkü yani başka bir açıklaması yok çünkü. Yani ya faraza söylüyorum. Herkes dördüncü sezonu izliyor. Dolayısıyla spoiler yok. Yani hani robot resim, iki bölüm robot resim çizdirirken oradaki Rus bir adamla kucağa polis çadırında Rusça bir anons gelmesi ve robot resmi bir anda uçması ve bir Allah'ın kulunda ne oldu burada diye hiç sormaması mesela. Bir Allah'ın kulunda hani evet, o robot resmi bitene kadar kimsenin gelip bakmamış olması da, yani bir çadırın içindesiniz. Orada bilgisayarda bir hararetli çalışma var. Kafasını çevirip de hani herhangi bir polis arkadaşımız bakmamış mesela, hani neye benziyor acaba? Bunlardan onlarca var. Yani her seferinde yok hani bu yoktur falan diyorsun. Mesela işte ortalık patlıyor, 16 tane rehine kaçıyor, bir şey oluyor falan filan. Bir Allah'ın kulu gene o robot, o çadırın içinden. Polis ablayı aramıyorlar yani. Operasyonun başında bu kadın. Kimse de demiyor ki. Arayalım hani belki bir danışmamız gerekir gibi. Dolayısıyla... Yok yani şeyi zaten bütün o dünyayı çok kafalarına göre eğip büküyorlar ve bir yerden sonra yani ya bundan zevk alacaksın bu durumdan ve yani eğlenerek, dalga geçerek, hatta bunun gerizekalılığıyla, olup biten her şeyin gerizekalılığıyla ondan eğleneceksin ya da işte ama bu neymiş deyip kapatacaksın. Yani onu talep eden bir şey ama ben de bu kadar ciddiye alınmasını politik olarak bilhassa zerre anlamıyorum. Yani bu işte böyle bir moda, bu da gibi bakıyorum. Dediğim gibi ikinci sezonu izlemedim ama hani izlemeye niyetim var mı dersen yok. Belki hani hakikaten oturup önceden tasarlanmıştır ve rüzgarı yaratan o ikinci sezondur. Bunlar yoktur bilmiyorum o yüzden. Ama hani... İlki aslında bir sezonmuş. Netflix 2'ye bölüp yayınlıyormuş. Aslında o tamam bir sezon. Yani onunla ilgili bir tasarı var. Yani en azından şeyle ilgili. Yani bütün o soygunla ilgili bir tasarı var. Zaten 3 ve 4. sezonda da zahmet edip hiç bakma diye ben seni bundan kurtarayım. 1 ve 2. sezonda ne oluyorsa aynı şeyler bu sefer başka bir mekanda oluyor. Yani o yüzden çok ona da kafa da yormamışlar. Ne yapmıştık biz ilk sezonda diye şöyle bir dönüp bakmışlar aynısını. İşte isimleri falan değiştirip yeniden yapmışlar yani. Hani. Evet, zaten dedim hiç geçmeyi düşünmedim. En son izlediğim işlerden bir tanesi o oldu. Hı-hı. Şeylerden de tahmin ediyorum. Bunlar bizim yapabileceğimiz hatalar. Çünkü gerçekten mesela işte sen de biliyorsun. Bölümü yazıyorsun, gönderiyorsun ve oyuncu geliyor diyor ki ben önümüzdeki hafta gelmeyeceğim. Ya da işte komple bırakıp geliyor. Sen diyorsun ki zavallı bir senarist olarak ama benim hani hikayem hani öyle falan evrilmiyordu deyip bir anda mecburen çark ediyorsun falan filan. Çünkü bizde kervan yolda düzüyor. Hep söylüyorum en korkunç şeylerden bir tanesi. Seni de zekana hakaret eden bir şey o. Yani yaratıcı olarak da seni kötü hissettiren de bir sistem. Dolayısıyla hani tamam birinci sezonmuş bu ve böyle biz aynı bizim sistemde çalışmışlar ama devamı da öyle geliyorsa yine daha büyük problem. Çünkü devam başka bir formülle çalışıldı projenin belli ki. Yani işte onların hep söylediği şu, bir videolarını izledim yapımla ilgili. İşte konuşacağız üzerine falan diye hakkında. Zaten dizinin televizyondaki ömrünün çok kısa olacağını anlıyorlar birkaç hafta sonra. Çünkü reytingler böyle dip yapıyor. Yani bir iyi başlayıp sonra düşüyor. Çok normal çünkü böyle çok hani provokatif bir fikirden çıkıyor yola. Herhalde insanlar önce bir açıp bakmış sonra aa bu ne deyip kapatmışlar yani. Haliyle yani zaten sona erecekmiş. Yani bu kadarlıkmış bir hikaye gibi tasarlanmış zaten. O yüzden 3, 4 işte şimdi 5. sezon geliyor. Belki 6 olacak falan yani buraya varacak bir şey zaten yok. Olsun. Ya orada da işte kreatif ve yapımcı çekişmesi diye bir şey var. Biz işte burada bu son kapatlandığına gittiğimizde
Freud'un ekibi oradaydı. Şimdi hani Zeynep'le sonra çok güldük. Çok içselleştirdik o durumu. Freud'un ekibi pitching platformlardı ve projeyi tanıtıyorlardı. Projeye bir mecra ve ortak arıyorlardı aslında. Şimdi Netflix'te yayınlanan Freud'un. Ve kreatifi ve yanında yapımcısıyla işte anlatıyorlar işlerini. Ve kreatif çok kendinden emin ve coşkulu şekilde dedi ki bu böyle zaten bir mini seri yani başlıyor ve bitiyor. Ve o anda yapımcı böyle onun mikrofonuna atladı ve dedi ki hayır çengelleri var ikinci sezona devam edebiliriz bizim bir sürü çengelimiz de var falan dedi. Dedim ki evrenin demek her tarafında bu böyle evet, iş. Yani evet, Adanalı yapımcı kafası demek ki Freud'un yapımcısı da olsan değişmiyor yani. Yani aslında orada hani kreatifle yapımcı arasındaki yani çelişki de değişmiyor belli ki. Yani kreatifin bir tane derdi var. Hani Freud iyidir, kötüdür. İzlemedim. Korkunç görünüyordu trailer'ı. İzlemek istemedim. Ama hani kreatif belli ki çok inanmış ve bir şey tasarlamış. Bir başlı sonlu hani finali olan bir şey tasarlamış. Hı hı. Orada o yapımcının para ararken ki işte mutlaka ikiyi yapacağız hali yalnız yalnız değiliz hissi verdi. O açıdan rahatlattı beni. Peki okuma önerilerin var mı? Bu süreçte evde kalan bizlere. Ya bu şöyle gidiyor okuma benim döngüm bu kaotik zamanda. Mesela gece bir şey okumadan uyuyamıyorum. Kesinlikle öyle bir durumum var. Fakat artık kafam dağılmadığı için, hiç orada olmadığı için bildiğim ve sevdiğim şeyleri gerçekten uykumu getirsin diye canım kitapları uykuluk ettim kendime. Yani döne döne okudum. Dikkatimi aslında istemeyen ama bana kendimi iyi hissettiren kitaplar var. Bir onlara, geceleri onlara dönüyorum. İşte Engin Geçtan'ı mutlaka okumak isteyen okusun. Yani büyük faydasını görecektir diye düşünüyorum. Hayat, insan olmak vesaire. Bir tane bunu hem burada yanımda tutuyordum. Evet, inanmazsın. Yeni keşfettiğim Edwin Phillips var. Bu da İngiliz bir psikolog. Psikanalist ve çocuk psikoloğu. Yasak olmayan hazlar. Onu da istiyor, buna bayıldım. Ara ara onu şimdi dönüp okuyorum. Ara ara işte mesela Sally Rooney'i buldum. Normal People. Çok acayip, çok ilgimi çekti hikayesi ve anlatım dili. Meğerse zaten dizisi de yapılıyormuş ya da yapılmış burada. Aslında gerçekten böyle tam işte zihnin kendi atlayışı, streşi gibi okurken de biraz onu okuyorum, biraz bunu okuyorum. Bir taneyi alıp baştan sona hani kapılıp giremiyorum. O anki ruhuma hangisinin dengesi uygunsa onunla devam ediyorum. Bir taraftan aslında çok çoklu kitap okumaya dönmüş oldum. Uzun zamandır çoklu kitap aynı anda okuyamıyordum çok çalıştığım için. Öyle bir güzelliği oldu. Ama bir taraftan da işte parça parça okuyorum hepsini. Peki şu dönemde hiç izlenmez, hiç bulaşmıyorum dediğin bir şey var mı? Aman sakın izlemeyin. Aman sakın izlemeyin. Yani bu post-apokaliptik hikayeler olabilir, ne bileyim. Ya mümkün mertebede tabii depresif hikaye hiç izlememek lazım ya. Çünkü zaten hepimiz belli bir efor harcıyoruz. Ortalama günlük harcadığımız eforun çok üstünde bir efor harcıyoruz. Hayatta duygusal olarak tutunabilmek için. Çünkü hiç önümüzü görmüyoruz. Hiçbirimiz nedir? Yani hiçbir sektördeki çalışanlar da görmüyorlar. Sağlık olarak bir insan kendi sağlığıyla ilgili hiçbir güvencesi yok kimsenin. Herkes kendi işte bu korkunç Twitter'da yaşlılarla ilgili şeyler dönüyor ama hep herkesin ben inanıyorum ki kendi en azından çevresindeki büyükler için kaygısı var. Hani o kaygının içinde o kaygıyı besleyecek ya da insanlığa inancı sorgulatacak şeyleri izlemenin şu an alemi yok bence. Onlar kenarda durabilir. Her ne kadar büyük entelektüel kazanımları olsa da. Bence onlar kenarda durup daha böyle işteyse o günü geçirmemizi sağlayacak light motif hikayeler izlemekte fayda var. Ben galiba onlar arasında şu an sekiyorum. Bu arada İngiltere'mizle ilgili önemli bir şeyi de konuşmadık. Royal Family'de de virüs bulundu. Evet. Sadece Başbakan Boris Johnson'da değil, Prens Charles'ta vardı. Bununla ilgili etrafta bir şey yani orada neler konuşuldu hiç böyle ne bileyim konu komşudan. Aa işte Royal Family'de bile var bu falan gibi bir şey konuşuldu mu? Virüse değer kattı mı diyorsun anlamadım. Ya da bir yani bunun bir ne bileyim artık yani geyiği dönecek bir konu değil ama geyiği dönmüş de olabilir. Ya bu Royal Family'nin burada öyle bir magazin dışında özel bir etkisi yok benim gözlemlediğim. Ama bir şekilde hani herkes için benim için öyle, etrafımdakiler için de öyle daha ölmezgiller gibi göründükleri için işte bir endişe kimse de ben
endişeye tanıklık etmedim işin açı. Hani Elizabeth kaparsa da Elizabeth daha neye atlatsın zaten yani. Evet, ömrü boyunca atlatmadığı tür salgın, kriz, savaş, hastalık olmamış. Zaten inanılmaz bir böyle yani filme yazsan olmaz falan diyeceğim bir sahne gibi. Bir tarafta Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberi, öbür tarafta 93 yaşındaki kraliçe ulusa konuşuyor aynı gün falan gibi bir şey oldu. Hani biri sapasağlam, öbürü demokrasi yerlerde yatıyor, hastanelik olmuş, monarşi ayakta gibi. Evet, gerçekten bir sembolik durum oldu. Özel bir, yani tabii ki ilk sayfaları süsledi gazetelerde ama özel bir etkisi ve kaygısı sanıyorum ki olmadı burada. Biz elimizi ne kadar görebiliyorsak da. Peki öyleyse yavaş yavaş sonlandırabiliriz sohbetimizi. Sen de böylece Londra'mızın nadide güneşli günlerinden birini benimle konuşarak geçirmemiş olursun. Evet, benim için teşekkür ederim. Tekrardan hem çok şahane sohbetin için hem de şahane önerilerin için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hakikaten. Bizim için de benim için de değişiklik olmuş oldu. Çünkü günde 5 kere yemek falan yapıyorum. Bütün hayatım bu araya. Kendine çok dikkat et. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.